izleyicilerimiz merhaba. İşte işimiz programımızla Bursa'daki turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bursa'da Değer Hasta Bakım Hizmetleri İşletmesi'ndeyiz. Yanımızda da işletme sahibimiz Nurcan Hanım var. Birazdan kendisinden sektörüyle alakalı çok değerli bilgiler edineceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Nurcan Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Biz de güzel Bursa'yı ve sizleri gördük, daha iyi olduk diyelim. Şimdi Nurcan Hanım, öncelikle sizleri biraz tanımak istiyoruz. Nurcan Hanım kimdir? Ne kadar süredir bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Hemşirelik mezunuyum. Bu işe başlamamdaki sebeplerden bir tanesi bu sektörde inanılmaz derecede bir açığın olduğunu fark ettim. Bu açığı da bir şekilde kendi ailemden yola çıkarak böyle bir işe girmeye karar verdim. Sektörde 8 yıldır varım. Bu sektörde inanılmaz derecede insanların gerçekten bakıcıya ihtiyacı olduklarını ve bir sürü bakım olarak çok mağdur olduklarını görerek aslında başlamış olduk bu işe. Bu sektörde hiçbir donanım olmadan hizmet veren insanları gördük. Bu yüzden biz de Bursa'da bu sektörde hizmet vermeye başladık. Hayırlısı olsun sizler için diyelim. Zaten uzun süredir işin içindesiniz Nurcan Hanım. Peki tam olarak verdiğiniz hizmetler nelerdir? Biraz böyle açarak bize anlatabilir misiniz hizmetlerinizi? Tabii ki hemşirelik hizmetleri başta olmak üzere hastanede refakat hizmetleri veriyoruz. Part time olabiliyor, bu 24 saatlik de olabiliyor. Bu süreçte hemşirenin yapabileceği her türlü hizmeti de sağlayabiliyoruz. Evde tabii ki aynı zamanda. Hasta bakım hizmetlerinde donanımlı hasta bakıcı sertifikası olan kişilerle mümkün olduğunca çalışmaya çalışıyoruz. Ki bu çok önemlidir. Hastaya zarar vermeden ona bakım hizmeti sağlayabiliyorsa bizler her zaman çok daha mutlu olabiliyoruz. İlk elemelerde genellikle terapi testlerinden geçirerek evlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Genelde referanslı kişilerle çalışıyoruz. Çocuk bakımında da bu şekilde oluyor aslında. Çocuk bakımı çok hassas bir konu olduğu için bu konuda biraz daha açıkçası tereddütle yaklaşarak mümkün olduğunca eve göndermeye çalışıyoruz. Daha önce uzun süreli bu sektörde çalışmış olması bizim için çok önemli. Ve ailenin referansı çok önemli. Çok güzel. Yani hem hasta bakımları var hem çocuk bakım hizmetlerimiz var. Farklı farklı alanlarda bakım hizmetleri sunuyoruz. Şimdi sektörünüzde şu çok önemli, güven verebilmek müşteriye. Siz bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Biraz da bundan bahseder misiniz? Şimdi müşteriye güven verebilmek için öncelikle hasta bakıcıyla müşteriyi aynı yerde buluşturup isteklerini karşılıklı olarak birbirleriyle istişare edebiliyorlar. Ve bu süreçte eğer herhangi bir uyumsuzluk olursa zaten anlaşmadan bir başka bakıcıya yönlendirmiş oluyoruz. Referanslarını görüşmek istiyorlar güven olarak. Daha önce çalıştığı yerdeki kişileri arayarak. Referanslar sağlam olduktan sonra zaten çok fazla bir sıkıntı olmuyor. Ki bizler 7/24 bir telefon kadar yakınlarındayız. Bu süreçte herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında bizi arayıp biz bakıcıyı değiştirmek istiyoruz de taleplerinde de bulunabiliyorlar. Hemen 2-3 gün müsaadeden sonra bir farklı bakıcıyı yönlendirip tekrar süreci tamamlamış oluyoruz. Danışanlarınızı yani memnun etmek için elinizden gelen her koşulu değerlendiriyorsunuz siz de, çok güzel. İşin bir de psikolojik boyutundan bahsetmiştiniz Nurcan Hanım. Bunu biraz daha detaylandırabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi bizim bünyemizde çalışan psikolog arkadaşlarımız var. Öncelikle bakıcılar bize başvurdukları zaman kendileriyle detaylı testlerden geçerek sohbet tarzında ve onların tabii ki yaptıkları bazı testler var. Psikolojik durumu hakkında detaylı bilgi edinebilmek adına. Daha önce herhangi bir olayla karşı karşıya kalıp kalmadıklarını takdir edersiniz ki bilmiyoruz bize başvurduklarında. Bu testler sonucunda bizlere aslında iyi ya da kötü şiddete maruz kalabilecek mi hasta, kalamayacak mı? Bunları konuşmalarda ve testlerde çok detaylı bir şekilde ele vermiş oluyorlar. Yani gerçekten uzman bir ekip ve kadroyla çalışıyor diyebiliriz bu konuda, evet. Sizlere. Peki müşteri geri dönüşleriniz nasıl, insanlar sizlere nasıl geri dönüşler sağlıyorlar verdiğiniz hizmetlerle ilgili? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi bir kere ben zaten bu işi hani şey olarak
ticari kaygıyla hiçbir zaman yapmadım. Açıkçası bir müşteri beni telefonla aradığı zaman karşındaki insanın bir terapist gibi görüyor. Öyle söyleyeyim ben size ve çoğu zaman bizde müşteri müşteriyi getirdi. Hiçbir zaman bir reklama ihtiyacı duymadan ben o müşteriyi memnun ettikten sonra kendisi bir başka yakınına ya da etrafındaki arkadaşlarına tavsiye ederek sürekli süreç 8 yıldır bu şekilde ilerledi. İyi hizmet size de zaten güzel şeyleri getirdi Kesinlikle. devamında anladığım kadarıyla. Peki sadece Bursa içinde mi hizmet veriyorsunuz? Tüm 81 ilde bu hizmetlerimiz geçerli mi Nurcan Hanım? Evet, şehir dışına da tabii ki Bursa içine yoğunlukta hizmet veriyoruz. Şehir dışına da isteyen çok müşterimiz var. Yani düşünebiliriz açıkçası. Şu anda çok detaylı o konuda düşünmedik. Var tabii ki yönlendirdiğimiz bakıcılar ama kontrol sağlamak çok zordur. Bir de bize şöyle bir durum var. Bizler bakıcıyı yönlendirdikten sonra evlere gidip haftada bir tespitte bulunuyoruz. Oradaki o ortamı gözlemliyoruz. Bakıcıyla ev işte atıyorum hastamız, teyzemiz uyum sağladı mı, sağlayamadı mı? Yaş olarak mümkün olduğunca aynı yaş grubunu ayarlamaya çalışıyoruz ki şimdi atıyorum 80 yaşındaki bir teyzeyle 20 yaşındaki bir bakıcımızın uyum sağlaması mümkün değil. Bunlara da tabii ki çok dikkat ediyoruz. O yüzden şehir dışına çıktığımız zaman tabii ki kontrolümüz biraz daha zorlaşabilir. Şöyle olabilir, şehir dışında aynı şehirde olup o şehirden hizmet vermeyi düşünebiliriz. Anladım. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş Kesinlikle. ki, yani Nurcan Hanım. Peki izleyicilerimiz size ulaşmak isterlerse bir sosyal medya hesabınız var mıdır? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Değer Hasta Bakım Hizmetleri. Facebook'ta uzun zamandır aktifiz zaten. Oradan iletişim numarasıyla çok rahat bize ulaşabilirler. 7/24 hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır röportajımızı sonlandırmadan önce? Tabii ki. Bizi tercih etmek istemelerindeki tek neden her zaman bizler referanslarımızın referanslar olduğunu unutmasınlar. Harika. Güler yüzünüz için de teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Bursa'da Nurcan Hanım'ın konuydu. Kendisiyle gerçekten keyifli bir röportaj geçirdik. Tüm izleyenlerimize de Nurcan Hanım'ı tavsiye ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.